Bu yıl Yunanistan ve Rum kesimi tam 6 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke bayraklığı araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Her seferinde de ilgili ülkelerle temasımız ve sahadaki askerlerimizin, yani silahlı kuvvetlerimizin sahadaki mevcudiyeti sayesinde bunları da engelledik. Daha önce ne söyledik? Saha ise saha, masa ise masa. Hepsine var. Kendinizi risk atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz. Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız. O ön koşulsuz ve tam AB desteğiyle, böyle söylüyorsunuz, olmadığı zaman da o ülkelerde suçluyorsunuz. Bir yere varılamayacağını artık anlamanız lazım. Daha önce ne söyledik? Saha ise saha, masa ise masa. Hepsine varız. Denenmiş formülleri tekrar ederek nafile çabalara girmeye gerek yok. Yani bir yeni bir müzakerenin başlayabilmesi için önce Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi her konuda tamamen suçlu Türkiye, tamamen suçlu Cumhur İttifakı. Bu anlayış maalesef sizde hiç değişmedi. Ve referanslarınıza bakıyoruz. Hep Türkiye aleyhine konuşanlar, Türkiye aleyhine yayın yapanlar, bu Rum olabilir, o olabilir, hiç fark etmez. Ayrıca referans aldığınız yerlere bakıyoruz. Biraz sonra örnekleri de vereceğim. Orada da Türkiye için olumsuz unsurları ön plana çıkarıyorsunuz. Olumlu unsurları hiçbir şekilde dile getirmiyorsun. Çünkü sizin burada iddia ettiklerinizi çürütüyor o olumlu unsurlar. Benim raporlarım değil, şimdi onlara da değinmek istiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, diğerleri. Kamil Hocam zaten bana bir şey bırakmadı. Gayet güzel bir şekilde anlattı. Diplomasi de temel kural. Sürekli düşman da yoktur, düşmanlık, dostluk da yoktur. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'yle bizim bir problemimiz var mıydı? Yoktu. Onlar bizimle ilişkileri bozdu. Şimdi de düzeltmek istediler. Biz de ilişkileri düzeltiyoruz. Bu kadar basit. Diğer ülkelerle de bir sorunumuz yok. Sadece Mısır'la ilişkileri kesme konusunda biz karar aldık. Bunu kabul ediyoruz. Ve gerekçelerini de biliyorsunuz. O yüzden şimdi ülkelerle yok onu mu satıyorsunuz, bunu mu satıyorsunuz? Bu tür gereksiz şeylere girmeye gerek yok. Karşılıklı çıkar demelinde herkesle ilişkilerimizi geliştiririz. Ve herkes Türkiye'ye yatırım yapmak istiyor. Dolayısıyla bu yatırım yaparken de niye gelip yatırım yapıyorsunuz diye suçlamak da doğru değil. O gün Katar Dışişleri Bakanı da sorulan soruya şunu söyledi. Türkiye çok önemli, Türkiye ekonomisi çok önemli fırsatlar sunuyor dedi. Her ülke Türkiye'deki, geçen sene her ülke olduğu gibi, geçen sene İtalya Türkiye'de doğrudan yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptı İtalya. Ona da bir şey diyor muyuz? Niye birine bir şey söylüyorsunuz da diğerine söylemiyorsunuz? Herkesten gelmesi lazım yatırım. Şimdi efendim Katar'ın ve Exxon'un imzaladığı anlaşmaya gelince burada şunu söylemek isterim. Kim olursa olsun bizim kıta sahanlığımıza biraz önce anlatmaya çalıştığım gibi bizden izinsiz kimse giremez. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ruhsat verdiği sahalara da bizden izinsiz kimse giremez. Yani Kıbrıs etrafında. Dolayısıyla bu anlaşmada 5. parselde her iki ülkede taahhüt etti ki Amerika ve Katar bizim kıta sahanlığımız içine girmeyecek. Ayrıca girmeyecek altında 5. parselin bizim kıta sahanlığımızın çizgisi, güney çizgisinin altında kalan kısmı da. Ama Kıbrıs etrafındaki tüm zenginliklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ün de hakları var. O nedenle biz diyoruz ki hakça paylaşım oluncaya kadar biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği alanlarda Kıbrıs Türk halkı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Çeviköz, Kran Montana'dan bahsettiniz. Oraya ilk vardığımda şunu söyledim. Sıfır garanti, sıfır asker rüya bile değil. Rüya gören varsa da uyansın dedim. Ve bunu bugün de söylüyoruz. Şimdi bahsettiğiniz belge, yani referansınız Rum kesimi olduğu için söylüyorum. Bahsettiğiniz, onlar yayınladı bunu. Öyle, bunu onlar yayınladı. Şimdi o belgeden yola çıkalım. Şimdi Rum kesimi diyor ki, bakınız diyor bu belgeye diyor, Sayın Çavuşoğlu diyor, hiç taviz vermedi diyor. Garantilerden ve güvenlikten diyor. Siz de diyorsunuz ki Türkiye Çavuşoğlu şey verdi, taviz verdi. Maalesef bu konuda Kıbrıs Rum kesimine katılmak durumundayım. Maalesef. Üzülerek söylüyorum. Biz öyle bir taviz vermedik.
Biraz önce yeni gerçekleri de söyledik. Ve bu konuda bizim tutumumuz hiç değişmedi. Diğer taraftan Afrika konusunda Sayın Çeviköz, Afrika konusunda ben Cumhuriyet Halk Partisi veya önceki hükümetlerle bir kıyaslama yapmadım. Hiçbir zaman yapmadık. Niye rahatsız olduğunuzu anlayamadım ben. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim dönemimizle 10 yıl öncesiyle kıyaslayayım. 10 yıl öncesinde Afrika kıtasında 12 büyükelçiliğimiz vardı. Bugün Sayın Çeviköz 43 tane büyükelçiliğimiz var. Başkonsolosluklarımızla beraber 48 oldu. 3 milyar dolar ticaretimiz vardı. 25 milyar dolar oldu. Bunlar rahatsız olmayın. Biz sizinle kıyaslamıyoruz. Ama öyle biz sizi eleştirmedik ki bundan dolayı. Yani bununla övünmemizden rahatsız olmayın daha doğrusu. Şimdi efendim Avrupa Konseyi'nin kararlarına gelecek olursak. Değerli arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek isterim. Hukuki bir tespit. Türk mahkemeleri Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamıştır ve serbest kalmıştır. Ama Kavala hakkında başka davalar olduğu için Kavala hapisten çıkmamıştır. Ama o ilgili karar uygulanmıştır. Bir. İkincisi, şimdi size bir soru sormak istiyorum. Yani sizin Batı Trakya Türkleri ile ilgili mahkeme konusunda hassasiyet göstermenizi beklemem. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den bu hassasiyeti göstermelerini beklerim. Şimdi İnsan Hakları Mahkemesi kararları sadece Türkiye için mi geçerlidir, 47 üyesi için mi geçerlidir? Hepsi için geçerlidir. Peki siz biraz önce dediniz ki bu kararları uygulamayan, hani ben sizi cehaletle şununla bununla suçlamak istemiyorum ama mutlaka bilgilendirilmişsinizdir. Ama biraz önce dediniz ki sadece Azerbaycan ve Rusya. Şimdi hocamız biraz önce bazı ülkeleri örnek olarak verdi. Yunanistan, Batı Trakya Türklerin hakları gibi. 14 yıl hocam, 13 de değil. Fransa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ev sahibi. Kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz? 10. Norveç, hani Nordik ülkeleri var ya demokraside en ön planda olanlar. Kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 2. Almanya kaç yıldır uygulamıyor biliyor musunuz? 5. Birleşik Krallık kaç yıldır uygulamıyor? Fark etmez. Karar karardır. İnsan Hakları Mahkemesi karardır ve uygulanması gerekiyor. Ve bunların hepsi de insan hakları ihlalleriyle ilgili kötü muamele. Okuyun, vereyim size. O zaman biliyorsanız biraz önce doğruyu söylemeniz lazımdı. Finlandiya, arkadaşlar Finlandiya'da ne biliyor musunuz? Bakınız, Finlandiya gazetecilere orantısız ağır mahkumiyet, gazetecilere, Finlandiya'dan bahsediyoruz. Ha? Niye söylemiyorsunuz burada? İrlanda'yı niye söylemiyorsunuz? Belçika'yı niye söylemiyorsunuz? Avrupa Birliği'nin ev sahibi.